tvbolu.com. Şimdi iki penceresi var. Birisi aşı, birisi var olan vaka sayıları. Vaka sayıları noktasında 100 bin ile 110'larda olan, yani 314 bin nüfusa göre planlandığında 100 binde olan rakamlarda 1-2 hafta kadar 110'da Türkiye'de birinci, ikinciydik. Şu anda da 100 binde 40 rakamındayız. Bu da günlük olarak 17 rakamına tekabül ediyor. Yani şu anda geçen hafta itibariyle 17-20 arasında günlük vakamın daha sayım var. Fakat bayramın 3. günden itibaren hareketlilik başladı. Şu anda tekrar yukarıya çıkmaya doğru başladı vakalar. Tüm Türkiye'de olduğu gibi dün 14.500'ü Türkiye'de rakam. Bu noktada artış bekliyoruz çünkü Gerede, Menge, Ankara'dan çok fazla misafir aldı. Hem hafta sonları alıyor, bayramda da bütün ilçelerimiz İstanbul, Ankara'dan ve diğer illerden de misafir almış oldu. Tüm Türkiye'de olduğu gibi hareketlilikte biz de yavaş yavaş başladı Sayın Vali. Bir de aşı noktasında da şu anda 18 yaş üstü 247 bin vatandaşımız var aşı sistemine tanımlanmış olan. Burada da şu anda %70 ile sarı bölgedeyiz. %75 mavi için gereken rakam. İlçelerimizde ve Bolu merkezde 24 saat hizmetimiz devam ediyor. Hem randevulu hem randevusuz ve hem belediyemizin hem diğer bütün ilçelerde kaymakamlarımızın da Sayın Valimizin talimatlarıyla gösterdikleri alanlarda da aşı hizmetimiz devam etmekte. Birinci, ikinci ve üçüncü dozlar için de randevusuz hizmetimiz devam etmekte. Bu noktada bütün kurum amirlerimizden, kaymakamlarımızdan bu noktada destek bekliyoruz personelin ve etrafındaki kişiden aşılanması noktasında. Çünkü sağlık camiasında özellikle aşılandıktan sonra vakaların çok az indiğini biliyoruz. Hastane yatışlarda, vakalarda aşılanmamışların yoğunlukta olduğunu veya işte üçüncü dozları aksatanların yoğunlukta olduklarını görebiliyoruz. O noktada da mutlaka olmayanların birinci doza, olanların da mutlaka üçüncü dozlarını da tamamlamalarını istirham ediyoruz. Bu noktada %80 rakamını görmeden rahatlama olmayacağı tüm Türkiye'de ortada. Bu konuda desteklerinizi, sizin mesleğinizde arz edelim sayın. tvbolu.com